Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Her birinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu savaş konusu, bütün dünyada olan savaşlar vesaire her türlü her şeyle ilgili bana sayısız sorular soruluyor. Tamam mı? Ve e, bununla ilgili bir video çektik. Ama bu videoyu da özellikle çekmek istedim. Çünkü şöyle, e, benim takipçilerim Özellikle ben hani açıkçası takip edemiyorum sonuç olarak ben görüyorum bir şeyleri yazıyorum ama hatırlamıyorum hepsini ve e, çok yıllar öncesinden yazıyorum e, pek çok şeyi e, o yüzden nedir onun adı? takipçilerim sağ olsunlar e, benim için e, şey yapmışlar yazmışlar mesela hürriyetteki şöyle göstereyim hürriyetteki bir e, köşe yazımda bir dakika e, şey, Hürriyet'teki bir köşe yazımda demişim ki bu 2019 galiba evet 2019'da ya 2018 olabilir özellikle şey bu dönem zaten bir dakika zaten başına itibaren anlatışım. Bu dönem zaten Rusya Devlet Başkanı için çok zor. Hatta Rusya Devlet Başkanı 2022 Haziran ayına kadar değişeceğini düşünüyorum. Yani şöyle Rusya Devlet Başkanı değişebilir, değişmeyebilir ama ben çok zor bir dönemin içinden özellikle geçeceğini öngördüm. Ve şöyle bir şey var. Burada yani bu öngörümün içinde özellikle gördüğüm bu öngörünün içinde... Ee, Rusya devlet başkanının gerçekten yani şu an yaşadığı Ukrayna ile yaşadığı sürecin Rusya devlet başkanını çok ciddi anlamda zorlayacağını bütün dünyasal platformda ve her şeyde aynı zamanda Rusya'ya da çok büyük bir zarar vereceğini öngörüyorum. Tabii kendi içinde güçler ve bazı şeyler olabilir ama e, ciddi değişim var. o. ne diyor ki başka bir köşe yazımı bunu internete yazınca aynı zamanda görebilirsiniz. Şöyle başka bir köşe yazımında bunu da başka bir takipçim yine paylaşmış. Demiş ki açıkçası 2020 Ekim, Kasım, Aralık ayı terör saldırılar, yangın, doğal afetler, dış düşmanlarla vesaire ilgili bir sürecin içinden başladığını söylemişim. Ee, ve e, burada açıkçası bu dönemin zaten Amerika ve Rusya için çok kötü bir dönem oldu. Aynı zamanda Azerbaycan'ın 2023 Ocak sonrasına kadar ciddi e, mücadeleden geçeceği, İran'ın özgürleşme mücadelesine gireceği, birçok Arap ve Afrika ülkesinin sert yönetimlerden daha cumhuriyetçi ve özgürlükçü yönetimlere geçişe yönelecekleri görünüyor. Kili, biliyorsunuz Arabistan'da bununla ilgili çeşitli değişiklikler zaten başladı. Kanıtın hakları vesaire bir sürü şeyler ortaya çıktı. Bu açıdan 2020 yılının e, demek ki bunu 2019'a yazmış. 2020 başı ya da 2019'a. E, bu açıdan 2020 yılının 2021 ve 2022 yıllarına göre ...bizler ve dünya için gergin bir sürecin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ondan sonra e, ve şöyle bir şey var. Burada mesela başka bir, o ne diyordaki mesela... ...bu Merkür Ters Dönüyor'un üstünde yazdığım bir yazı. Burada demişim ki 2023 Ocak sonrasına kadar... Koronavirüs dışında yeni virüsler, savaşlara, ekonomik krizlerden bankaların batmasına ve dünyada iç ve dış savaşlara kadar çok ciddi ateş, patlama, saldırı dolu yıllar olacağı görünüyor. Zaten biliyorsunuz 2017'deki köşe yazımda 3. Dünya Hürriyet'teki köşe yazımda ve 2018'deki CNN Türk'teki 3. Dünya ıı, Savaşı ama öz, e, köşe yazını anlatıyorum ama özellikle 2017'deki iki hürriyet köşe yazımı. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar da yazmayı sevmediğim için açıkladım, anlattım ama. Sonra diyorum ki altında, burası çok önemli. Astrolojik olarak Çernobil gibi e, çok e, zehirli bir patlamanın 2020 Eylül sonu ile 2022 Nisan arasında olabileceği görünse de yaşanmamasını diliyorum. Yani şöyle... ...özellikle gösteriyorum. O ne diyordu ki ...başka bir yazım... ...burada. Ee, sonuç olarak... ...astrolojik olarak böyle bir patlamanın... ...çok ciddi bir atomik... ...Çernobil gibi ya da çeşitli bir patlamanın... ...olabileceği görünüyor. Ama... ...şunu e, çok net... E, ...bir şekilde söyleyebilirim. E, ki dilerim... ...patlama olmaz. Olsa bile... E, ...Türkiye ve Türkiye'deki... ...insanlar için e, tamam hani bazı şeyleri vesaire olmuş yönde etkileyebilir ama sonrasında geçecek gidecek ve bitecek ee, ve hani kötü bir şekilde daha sonrası etkilemeyecek diyelim ve etkilemesin ee, ama Türkiye için zaten astrolojik olarak çok iyi olacağı tamamen Türkiye'nin çok iyi bir noktaya doğru gideceği e, görünüyor. Ee, bak mesela birisi başka bir takipçim de Twitter'dan şey yazmış. Özellikle Adam iki yıl önce yazmış 2021 Mayıs'tan sonra ABD, Rusya, Avrupa, Çin birbiriyle savaşacak. Baş kendi baş dertlerine düşecekler. E, i̇ki yıl önce değil hatta daha öncesine yazdım. 3-4 yıl öncesinde de var. O iki yıl öncekini görmüş. Ondan sonra e, Nedirhan da böyle bir e, etki de var. Onu da söyleyebilirim. E, i̇ki yıldan ...daha öncesinde de... E, ...de de yazdım. E, ondan sonra... ...ve... E, ...şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi devam ettiğimiz zaman... E, ...baktığımız zaman... ...bu taraftan bir taraftan size ne olacağını da söylüyorum... ...böylelikle. Ama... ...hani yeni yorum... ...yapıyorum diye değil... E, ...gerçekten hani burada... ...ne olduğunu ve ne olacağını... ...hani söylüyorum. Zaten şurada... E, 13 Temmuz 2020 e, Hürriyet Köşe Yazım'da özellikle bakın şöyle zaten başka bir takipçim özellikle buradan yazmış, anlatmış. E, bir dakika, çıktım yanlışlıkla. E, köşe Yazım'da e, bütün bu süreci ve şu an yaşanılan her şeyi başından sonuna anlatmışım burada da 2021 Mayıs sonrası ekonomik olarak Türkiye'nin çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin tam olarak değişimlerle birlikte yeni oluşum ve düzenlemeler sonrasında aynı zamanda ileride gelecek yeni kaynak sınır genişlemesi, yeni kazanç ve yönetimler ile 2023 Ocak sonrası 2023 Mayıs ve sonrasında tam olarak meyvelerini vermeye başlaması 2024-2025 yıllarında aslında Türkiye ve dünyanın birbiriyle savaşması Amerika, Rusya, Çin, Avrupa ve birçok ülkenin yaşayacakları kötü süreçler, itibar kayıpları ve kendi dertleriyle uğraşmaktan İsrail'i rahatlatma mücadelesi ile ilgilenemeyeceklerinden dolayı Türkiye çok büyük bir yükseliş yaşayacak. Aynı anda Japonya, Kanada ve Kuzey İskandinavya ülkelerinden bazıları, İskoçya gibi İskoçya gibi bazı ülkeleri de olumlu yönde etkileyecek. Lakin bu 2020 ve 2023 arasındaki süreçte herkes Brezilya, Meksika ve Güney Amerika ülkelerini üzeyecek çünkü çok zor şeyler yaşayacak. Aki biliyorsunuz çok kötü şeyler yaşıyorlar ve yaşadılar ve devam ediyor oradaki süreç. Çok korkunç şeyler oldu, çok korkunç depremler oldu, ile ilgili devlet bıraktı herkesi öyle, Bayağı kötü şeyler oldu. Bir sürü orada çok ciddi problemler oldu. Ee, yaşayacaklar, savaşlar, iç savaşlar, doğal afetler, deprem, tsunami, hatta gök taşı düşmesine kadar göktaşlı da düştü biliyorsunuz. Ondan sonra şeye de düştü. Ee, Afrika taraflarına da özellikle düştü. Ee, ondan sonra düşmesine kadar tam düşecek göktaş düşecek dediğim tarihlerde zaten göktaşları göründü ve göktaşları düştü. Şimdi düzeliyor merak etmeyin. şimdi rahatlıyor. Ondan sonra. Ee, Burada zaten bu her iki tarafta da bunları zaten söylemiştim. Bunları da okuyorum ki size hani şey yapın diye, görün, anlayın diye özellikle. Türkiye zaten kesinlikle burada bir değişim süreci yaşayacak. Burada yaşanılan bütün zorluklar Türkiye'deki pek çok insanın bazı konularla ilgili uyanmasını, anlaması, farkındalığını, yükseltmesini, gelişmesini kesinlikle sağlayacak. Rahatlamalarını sağlayacak ve aynı zamanda daha sonrasında da zaten... Türkiye'deki pek çok insan inanılmaz şekilde pozitif ve olumlu yönde etkiler yaşayacak. Türkiye'nin halkının 2023'te değişim yaşayacak bütün devlet ve bütün olan şeyler bence hükümet de değişecek 2023'te dilerim 2022'de erken seçim olmaz çünkü erken seçim olursa tekrar şu anki şey olup değişim 2024'e sarkabilir ama 2023'te olursa 2023'te kesinlikle değişim olur ve ee, nedir onun adı değişim olur. 2024 de gerçekten zaten çok meyvelerin çok pozitif yönde etkileri alacağız. 2025'te çok çok iyi olacak. 2026'da halk çok mutlu görüyor. Görünüyor. 2027'de de zaten 2027 Haziran'a kadar da kasamızdaki paramız zaten artıyor. Çok güzel şeyler oluyor. Çok iyi şeyler oluyor. Tabi ama bunun öncesinde zaten Saadet Büyük'le ekonomikle ilgili, ekonomiyle ilgili videolarımı seyrederseniz bu dönem ve o sürece kadar olan yaşanacaklarla ilgili de anlattım. Ee, şimdi burada e, özellikle e, şunu da söylemek istiyorum. E, 2020 herkes deprem soruyor. İşte Mart'ta mı olacak, şunda mı olacak? Bıttıdı bıttıdı bıttıdı. Şimdi depremle ilgili ben zaten çok uzun zaman önce dedim ki deprem yani büyük Türkiye'deki hani e, çok sayıda Allah korusun kayıp yaşanabilecek. Deprem astrolojik olarak 2028-29'a göre. Bunun için dedim ki o zamana kadar yani 2028 ve 2029 yılına kadar olan süreçte 2028 öncesinde mutlaka denizden uzak kayalık olan yerlere taşının dedim ee, çünkü kayalık olan altı böyle sağlam kayalık olan yerlere taşının dedim. Böylelikle çok daha rahatlayacağınızı, çok daha olumlu yönde olacağınızı gösteriyor. E, EYT çok soruluyor zaten. EYT ile ilgili, EYT'ydi galiba erken emeklilikle ilgili. O olay çözülecek. Yani 2023'ten sonra zaten kesin çözülecek. E, hapishaneler çok soruluyor. Özellikle 2024 Nisan'da 2025 Mayıs arasında hapishanelerle ilgili rahatlayacak zaten. Sonrasında da 2026 Mayıs'ına zaten bayağı ciddi bir rahatlama olmuş olur. Ondan sonra öncesinde de olabilir tabii ama orada bayağı ciddi bir rahatlamış olabilir. Ee, onun haricinde Türkiye, İran, İran, Suriye, Irak gibi olacak mı diye soruluyor. Hayır olmayacak. Ee, bunu da bir kere daha özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye savaşa girse bile zaten Allah aşkına e yıllardır biz Suriye, Irak, PKK bir sürü şey savaştayız aslında Türkiye'nin haritasında maalesef. Ee, ben çocukluğumdan beri devam bir terör, devam bir olay, devam bir patlama. Kendi içinde farklı farklı savaşlar var. Ama... E Türkiye'nin böyle süreçlere dahil olmasını bile sonuç olarak Türkiye'ye bir şey olmayacak. Türkiye iyi olacak, güçlenecek, daha da yükselecek. Son derece pozitif ve olumlu yönde de gelişmeler önümüzdeki süreçte de çıkacak. Türkiye zaten dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olacak. Nasıl olacak diyorsanız bazen insanların da hayatında biliyorsunuz insanlar çok kötü bir durumdadır, çok kötü bir dönemden geçiyordur. Birden inanılmaz yükseliş yaşarlar, zengin olurlar, bir sürü hayatlarında gelişmeler olur. Ee, o yüzden neyin ne olacağı belli olmaz. Astrolojik olarak iyi olacağı, çok büyük yükselişler olacağı, ...görünüyor. Ben de çok pozitifim. Ee, kesinlikle. Çok iyi olacak. Çok özgürleşecek. Berahlayacak halk herkes. Rahatlayacak. Ee, birlik beraber ol olacak. İnsanlar mutlu olacak. Çok güzel şeyler olacak. Gerçekten. Ee, bunun için de çok heyecanlıyım. Ee, şu anda ama önce... ...doğum da böyle bir şeydir biliyorsunuz. Öncesinde çok e, uzun bir süreç vardır. Arkasından büyük bir sancı, acı vardır. Ve sonra doğum olur. Doğum da... ...ayrı bir sancı ve acı sürecidir. Sonra çocuk... Doğar ve bir ayağına kalkıp yürüme süreci ve kendine gelme büyüme sürecine girer. Sonra her şey yerli yerine oturur. Bu da öyle bir süreç. Bir tünelin içinden geçiyoruz. Zaten yıllardır bunu anlattım ve sonunda zaten müthiş şekilde çok iyi olacak. Evet canım takipçim hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Mucizeler, güzellikler şifa, her şeyin bizimle olmasını diliyorum. Abraham X'den bir tane şuradan bir e, kart çekmek istiyorum hepimiz için. Özellikle ve Türkiye için. I want to feel good. İyi hissetmek istiyorum. Today no matter where I am going. No matter what I am doing. No matter who I am doing it with. It is my dominant intent to see that which I am wanting to see. Yani sonuç olarak diyor ki. Nerede olursam olayım. Ne yaparsam yapayım. Kimle yaparsam yapayım. Özetini geçiyorum. Ee, kesinlikle benim en yoğun asıl isteğim ee, gerçekten görmek istediğim ve ulaşmak istediğime ulaşmak demek ki diyor ki bize siz diyor neyin içinden geçerseniz geçin kim ne olursanız olun ne yaşıyor olursanız olun sonuçta neyi görmek istediğinize odaklanın yani biz Türkiye ve Türkiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Türk halkı olarak kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin mutlu, bolluk, bereket refah, huzur içinde barış içinde, birlik, beraberlik içinde bütün din, dil, ırk cinsiyet, mezhep, yönelim gay, lezbiyen, transseksüel, aseksüel biseksüel Müslüman, Hristiyan, Alevi Yahudi Şii Budist, spiritual New çakımlarıyla yaşayan her türlü e, din, dil, ırk her türlü yapıdan insanın birlik, beraberlik, mutluluk ve huzur içinde yaşadığını hayal edelim. Türkiye'nin insanların mutlu olduğunu, ekonomimizin çok iyi olduğunu hayal edelim, niyet edelim ve odağımız orada olsun. Odağımız negatif de değil, pozitif de olsun. Bu kartın bizim için çok önemli olduğunu ve çok önemli bir mesaj verdiğini inanıyorum. Çünkü enerjimiz nerede olursa, neye odaklanırsak öyle olur. Türkiye'nin astroloji haritasında Ardra yıldızı var iki tane. O çok negatife odaklanan, bir yerde pozitif ve negatif de olsa negatifi daha çok görmeyi seçen ama aslında pozitifi görmeyi seçmemiz gerektiğini. Çünkü neyi seçer neyi enerjini yüklersen ortaya çıkar. Ama sonuç olarak her erkeğe Türkiye ben size söyleyeyim iyi olacak ama siz enerjinizi ona yükleyin. Çevrenizdeki insanlara bunu buna odaklayın. Görün bakın hayatınızda hayallerinizde size mucizeler ve güzellikler olacak. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen Beğenin, yorum yapın. Aşağıya imajlar, yorumlar bırakın. Herkesle paylaşın. Pozitiflik, sevgi, şifa yükselsin biliyorsunuz. Ee, son birkaç yıl için, yani 2020'de bile e, son bir yıl içinde 200'den fazla olayı net, somut bir şekilde yeriyle, tarihiyle, her şeyle bilmiştim. Ee, bununla ilgili de şüphem yok. O yüzden işiniz rahat olsun. Sizi çok seviyorum. Rahat olun. Güçlü olun. ilerleyin, Negatif şeylere kulak asmayın. Mua. Siz sağa mesjan hoşça kalın bay bay